Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, bugün günlerden 13 Ağustos 2021 Cuma. Her Cuma olduğu gibi Dalaman TV haber bülteninde sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz gündemimiz ağırlıklı olarak geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta Köyceğiz yangını, Marmaris yangını, Milas yangını ve en sonunda Dalaman'da çıkan yangın. Biliyorsunuz bu 15 günlük bir süreçten geçtik. Yani yangınlarla dolu bir 15 gün atlattık. Ben şimdi esnaflarla görüşüyorum, özellikle bu yangın sonrası. Bayramın arkasından yangınlar geldi. İşte bayramda 3-5 gün bir hareketlilik oldu esnaf arasında. Biraz hareketlilik oldu. Arkasından akabinde yangınlarla beraber bu hareketlilik tamamen sona erdi. Esnafın durumu hiç iyi değil. Bu tespiti yapmak istiyorum. Yani özellikle bayram sonrası, yani bayramdan sonra eğer her şey normal sürecinde devam etseydi, işte bu İngiltere ile ilgili, Rusya ile ilgili Türkiye'nin hala kırmızı listede olması, ondan sonra pandeminin giderek artması, tekrar bu süreçte açılma sürecinde artması devam etmeseydi bir şekilde turizmle birlikte bir canlılık olacaktı. Ancak bu yangınlar ve akabinde de şimdi Karadeniz bölgesinde meydana gelen sellerle birlikte felaket üstüne felaket yaşıyoruz. Biliyorsunuz Şerefler Tepesi'nin Şerefler Karadere yolu üzerinde bir yangın çıktı. Bu yangına biz bir arkadaşımla beraber ikimiz birlikte intikal ettik. Aracımızla hemen girdik. İşte siviller için her yer kapatılmıştı. Biz basın olarak girdik. Yaklaşık olayın 5. 10. dakikaları civarında oradaydık. Ondan sonra ben şimdi bir yandan çekim yapıyorum. Böyle görseller almaya çalışıyorum. Bir yandan da şöyle bakıyorum. Çünkü benim orada gördüğüm 3. yangın bu. Yani bu orada rastladığım 3. yangın. Bir de bir yandan da bakıyorum kimler var etrafta, kimler yok. Kimler gelmiş? Şimdi günlerden pazar. Pazar olması sebebiyle yani tatile gitmeyen, sağa sola gitmeyen insanlar, evlerinde olan insanlar anında haberdar oldular tabii dumanlardan. Şimdi bir de beklenti de var. Yani bir yağmur, çünkü aşırı bir böyle bir sıcak var, rüzgar var. Ondan sonra terör şüphesi var. Ondan sonra işte biliyorsunuz Ula ile Dalaman kalmış. Bir de Ortaca kalmış yangın çıkmayan yer. Onun için Dalaman halkında da böyle bir teyakkuz havası vardır. Ben tabii oraya gidince hem herkesi gördüm, hem de yangının çıkış sebebiyle ilgili hemen teşhisimi koydum. O köşedeki direk dedim. Daha sonra bu direkten çıktığına dair kısa bir görüntü var. Onu da ben YouTube'da paylaştım. Herkes oradaydı. Bürokratlar da geldi. İşte bakan yardımcısı da geldi. Ama bir koordinasyonsuzluk vardı. Yani özellikle yani su gelecek, İAŞ'e gelecek, işte bir yandan su tankları gelecek, oraya gelecek, buraya gidecek falan iş makineleri. Ama bu yani %100 koordinasyon, zaten böyle durumlarda %100 koordine olma mümkün değil. Çünkü bir panik havası var ister istemez. Çünkü yangının arka tarafa sarkma ihtimali var. Yalnız su pompaları filan orada çok işe yaradı. Özellikle soğutma. Yani şimdi bir helikopter mesela yangını söndüremez. Ne yapar? Sana zaman kazandırır. Yangının ilk anında eğer helikopterle müdahale ettiysen ya da uçakla müdahale ettiysen o sana ciddi bir zaman kazandırır. Şimdi bir uçağın attığı su aşağı yukarı, yani yüksek tonajlı bir uçağın attığı su yaklaşık 3 dakika süreyle bir orada 40 dönüme yakın bir alan içerisinde bir sağanak yağış yaratıyor. Ondan sonra bu Dalaman yangını çıkmadan önce hükümet tarafından sivillerin bu tür yerlere giriş çıkışıyla ilgili yasak getirilmişti. Fakat ben şimdi diyorum, o yasağa orada tam olarak uyulsaydı, bu sivil inisiyatif, vatandaşlar, etrafta çiftçilikle geçinen insanlar, bunlar su tanklarına, pulverizatörlerini getirmeseydi bu önlenebilirdi, önlenemezdi. Çok büyük sıkıntılar olurdu. Şimdi etrafta tabii bol miktarda yani özellikle uçaklar, helikopterler sürekli geldi, arka arkaya su attılar. Hatta dedim ki ya bunlar çarpışacak, böyle bir aşırı bir helikopter şeysi var. Şimdi bu arkadaşlar zaten Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nün misafir olarak zaten onlar havalimanında kalıyorlar. Onların ihtiyaçları karşılanıyor. Uçakların ve uçak personelinin ihtiyaçları karşılanıyordu. Onların tam yemek saatine dek geldi. Yani bütün böyle sular hazır, uçaklar hazır. Dalaman olarak şansımız biraz da bu oldu aslında. Yangına anında müdahale edildi. Bol miktarda hava aracıyla müdahale edildi. Alttan da vatandaşların Dalaman Orman İşletmesi'nin, itfaiyesinin zamanında müdahalesi. Bunlar hep tabii üst üste geldi. Ben 3 saat falan dedim ama kimilerine göre 3 saat değil, 1,5-2 saat civarında yangının ana damarı kırıldı. Ondan sonra soğutma çalışmaları başladı. Şimdi bu
yani şimdi tartışma şu, yani işte bakın işte uçak yok diyenler, helikopter yok diyenler, havada her yerde uçaklar, helikopterler geziyor. Fakat öyle de şimdi bunlar ilk mesela Ağla'da yangın çıktığında orada bir helikopter olsaydı, orada bir uçak olsaydı bu yangın bu kadar büyümezdi. Köyceğiz yangınının büyüklüğü ki en son sönen yangın, Köyceğiz yangının büyüklüğü aşağı yukarı 1,5 misli göl kadar. Yani Köyceğiz gölünün 1,5 misli kadar bir alan yandı. Şimdi Köyceğiz'deki yangına Sayın Milletvekili özellikle Burak Erbay çok böyle dikkat çekti kendi memleketi olması hasebiyle. Günde 3-4 defa canlı yayınlara katıldı ulusal kanallarda ama sesini duyuramadı. O arada Marmaris ağır bastı. Köyceğiz ihmal edildi, ihmal edildi, ihmal edildi. Sonunda Çövenli'ye, Otmanlara kadar, o tarafa kadar geldi ve en son sönen yangın oldu. Yani çok uzun süre devam etti. Şimdi bu konuda öncelikle orada yani Köyceğiz Kaymakamı'nın bir hesap vermesi lazım. Niye buraya dikkat çekilmedi? Çünkü Mopak yangını sırasında, biz biliyorsunuz Mopak'ta bir son bir yangın çıkmıştı. Mopak'la işte elektrik santrali arasında bir bölgede. Ben o yangına gittim de benden başka basın mensubu yoktu. Protokol de geldi oraya. Orada Sayın Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Bey dedi ki, Ağla'da yangın var, Ağla'daki yangın çok önemli dedi. Yani ben oradan hatta kendisini arayıp tebrik ettim yani bu yangın bu şekilde devam edince. Ya müdürüm ne kadar öngörülsün ve bu coğrafyayı ne kadar iyi tanıyorsun dedim. Yani hakikaten o orman işletme müdürümüz o öngörüyle o bölgedeki yangının ciddi olarak bir tehdit oluşturduğunu o zaman hissetmişti. Ve o bölgeye gelen helikopterler, ilk helikopter de Köyceğiz'e yönlendirilmişti. Şimdi yani dediğim gibi ilk gün müdahale edilseydi bu kadar yangın ilerlemezdi. Ondan sonra havada işte aynı anda 4 tane 5 tane helikopter uçak olsa ne yazar? Yani bunu işte bunu söyleyenlere de işte özellikle AK Parti tarafından, AK Parti taraftarları işte Cumhur İttifakı tarafından işte uçak yok diyorsunuz alın size uçak, helikopter yok diyorsunuz alın size helikopter denmesi çok anlamsız çünkü bir hafta sonra gelmiş. Şimdi ben geçen yayında da söylemiştim yani İtalyan, İspanyol bir kaptan uçak yani pilotu demiş ya 100 tane olsa yetmez yani bu artık bu yangın bu aşamaya geldikten sonra demiş. Yani bunlara ilk anda acil müdahale yapılması, hükümetin özellikle bu konuda yaptığı böyle dengesiz, birbirini tutmayan açıklamalar, işte bir koordinasyonsuzluk, idaresizlik, Orman Bakanı'nın işte acemilikleri, ondan sonra Orman Bakanı'nın değil sadece Muğla Tarım ve Orman Müdürü, işte Barış Saylak'ın acemiliği, siyaseten acemiliği, işte oraya onun göreve gelmesinin nepotizmle ortaya çıkması, ondan sonra ulusal medyada çok sıkça eleştirilmesi, hala buna rağmen görevden alınmaması. Bunlar tabii arka arkaya geliyor. Ben aslında bunu siyasallaştırmayın, bu işi siyasallaştırmayın diyen insanların hepsi aslında bu işi siyasallaştıranlar. Yani kim diyorsa ki bu işi siyaset bulaştırmayın diyorsa inanın ki bu işe siyaseti bulaştıran bizzat kendisi zaten. Şimdi bana deseler ki Dalaman'da nerede yangın çıkar diye bana sorsalar ben nokta nokta söylerim. Nereden yangın çıkabileceği olasılığını. Çünkü biz meslek itibariyle yüzlerce irili ufaklı burada yangınlara şahitlik ettik. Mesela şimdi bizim denizden gelen ılık hava eğer kuzeye doğru gidiyorsa, lodos falan esiyorsa, bunun özellikle ben şimdi sayayım. Cumabelen, Çeştepe, Karadere ve Şerefler sapaklarında böyle yuvarlaklar var, yamaçlar var. Buraların üstleri 2B'ler, çok değerli 2B'ler. Bunlar son 8-10 yıl içerisinde talan edildi. Bunların hepsi 2B'lerin hepsi satın alındı 2B yasasının çıkmasından sonra. Ki ben yangın alanında da o alanlardan birkaç kişiyi de gördüm yani. Sanki kendi mallarıymış gibi de koruyorlardı. Hakikaten de öyledir yani şimdi o hassasiyet gösteriyorlardı. Şimdi bu 4 tane saydığım sapakta rüzgar bir böyle dönüşüm yapıyor. Bir dönüşüm yapıyor. Buralar çok riskli bölgeler. Şimdi burada yangın çıkması için ne gerekiyor? Rüzgarın da orada bir dengesiz bir dönüş yapması lazım. Bu saydığım 4 yerde. Neresi? Karadere, Cumabelen, Çeştepe, Şerefler sapakları. Şereflere doğru. Bu dönüşlerde rüzgar bir böyle bir tuhaflaşıyor. İkincisi yanında yerleşim alanları olması lazım. Yanında elektrik direği olması lazım. Ve yol kenarlarında da kurumuş çalı çırpı olması lazım. Şimdi bu şartların hepsi bu yangın çıkan yerde var. Ve nitekim yangın da bu yüzden çıktı zaten. Şimdi bu Cumabelen sapağında ben 3 tane yangın gördüm. Şerefler sapağında 2 tane yangın gördüm. Çeştepe'de 3 defa yangın gördüm. Son olarak bu Karadere mevkiinde de bu gördüğüm benim 3. yangın.
Yani bu bölgelerde şimdi hem yerel yönetim tarafından hem de orman işletme tarafından yol kenarlarında özellikle çalı çırpı konusunda bir yani bahardan gelen bir hazırlık yapılması gerekiyor. Mesela bu yangın, bu şereflerdeki yangın yani Karadere'deki yangın sonrası benim orada çektiğim videonun en sonunda bir grider yangın çıkmamış ama çıkma olasılığı olan yerde kısa bir çalışma yaptı. Ben o kısa videoyu da paylaştım. Dalaman Belediyesi'ne ait bir kepçe yan tarafta bir temizlik yaptı. Bu talimatı kim verdiyse tebrik ediyorum. Yani bunun aslında çok daha önceden yapılması lazımdı. Dalaman Belediyesi'ne ait bir araç orada bir böyle bir çalı çırpı temizliği yaptı. Bu temizliğin orada göstermelik yangın sırasında olmaması lazım. Bunun devamlı yapılması lazım. Vatandaş tarafından da o temizliğin o bölgelerde yapılması lazım. Şimdi düz çayır ovanın birden böyle bir dağla tepeyle buluştuğu noktalar son derece tehlikeli yerler. Buralara dikkat etmek lazım. Şimdi biliyorsunuz yangın olasılığı, yangın çıkma ihtimali, yangını erkenden uyarma, erkenden tedbir alma ya da sabotaj ihtimaline karşı hazırlık anlamında Dalaman'daki bazı gençler tarafından bir nöbet grubu kuruldu. O nöbet grubunda ben de varım ve bütün paylaşımlarını izliyorum, takip ediyorum. Bu arkadaşlar hem birbirlerine akşamlar işte İAŞ'a gönderdiler. Ondan sonra olası yangın için resmi kurumlara haber vermesi konusunda da mutabık kaldılar. Çalışma yaptılar, nöbet tuttular. İşten çıktı geldiler, nöbet tuttular falan. Özveriyle çalıştılar ama bazen bir özellikle birinci, ikinci günde gerek bu nöbet yerlerindeki alkol sıkıntısı, alkol tüketilmesi sıkıntısı, gerekse bazı işte gelenlere kurşun sıkılması, saçma ile işte önleyici tedbir amaçlı kurşun sıkılması gibi nahoş olaylar oldu. Bu vesileyle de Dalaman İlçe Jandarma ve Emniyet hemen devreye girdi ve gençleri bu şekilde uyardı ama zaman zaman da bazı nahoş olaylarla karşılaştık. Umarım bu yangınların sona ermesiyle birlikte bu nöbet grubu da artık yani hakikaten bir STK, bir dernek bünyesine alınıp resmileştirilip ileride olası yangınlar açısından da bir fayda sağlarlar. İAŞ ve yardım malzemesi konusundan da özellikle orada da tartışıldı. Mümkünse belediye tarafından ya da bir vatansever bir vatandaş tarafından bir böyle depo tespit edilip bu depoya askerler askerdeki levazım gibi işte giren çıkan mal malzeme olarak bozulma ihtimali olmayan yani günlük kullanılmayacak bazı eşyaların depolanması bir nevi sivil savunma ön harekatı için de bir malzeme stoğu yapılmasında fayda var. Bunu anladık artık bu küresel ısınma ve sıcaklıktan dolayı artık yangın bekliyoruz yani yangın olacak. Biz buna nasıl erken müdahale edebiliriz? Bu müdahale sonrasında soğutmayı nasıl yapabiliriz? Bunu yapacak, fiziki olarak yapacak insanlara biz nasıl yardımcı olabiliriz? Ben mesela Kapıkargın Muhtar'ın ayakkabısı yanmış. Yani ben gördüm hakikaten yani ayakkabısından tutun baretine kadar, suyuna kadar, İHS'ine, yangın tüpüne kadar bütün hazırlıkların yapılması ve bu malzemelerin böyle tarafsız, siyasetsiz bir yerde biriktirilmesi ve bir envanter hazırlanmasında fayda görüyorum. Yani bu vesileyle bu da ortaya çıkmış oldu. Şimdi Dalaman Belediyesi'ne biliyorsunuz iki tane bakan geldi gitti. Bu bakanların gelişinden 5 dakika önce bana haber verdi bir arkadaşımız. Bir haber verilmedi. İhlas Haber Ajansı'nın zaten oraya bir muhabiri gelmiş. Başka haberci almadılar. Sayın Başkan resimler paylaştı ve altına işte bakanlarla bölgemizi yapacak yatırımlarla alakalı istişarede bulunduk dedi. Akabinde de bir açıklama yapılmadı. Yani bu artık AK Partili belediyenin, AK Parti hükümetini ver. Yani bu Cumhurbaşkanlığı sistemin anlayışı bu. Hiçbir şey haber vermiyorlar. Vatandaşın haberi olmuyor. Ondan sonra vatandaşın haberi olup da herhangi bir eleştiri ya da ikaz ya da uyarı ya da ne bileyim öneri anlamında herhangi bir şeysi olmuyor. Çünkü basına yansımıyor. Basına olunca şimdi ben gitmedim. Niye gitmedim? Şimdi ben gideceğim bakana soru mu soracağım? Bakan benim sorumu kabul mü edecek? Yani biz bir ulusal ajans bağlantısı tamam. Ulusal ajans bağlantısı da sorun değil. Biz zaman zaman ulusal ajanslara da görüntü ve bilgi açısından da ya gönderiyoruz yani onda da sıkıntı yok ama şimdi resim bile çektirmekten imtina eden bir bakana ben gideceğim de ne soracağım şimdi? Yani bunlar bu sorulara yani bir de bakanların bir de şunu sormak lazım. Bakanın işte il müdürlerinin kendi hür siyasi iradeleri var mı ki ben gideyim oraya gazetecilik yapayım? Ben oraya niye gideyim yani işte? Gerçi son 5 dakika kala haber verildi ama her neyse yani bu dönem artık böyle bir dönem. Buna alışacağız artık. Alıştık da zaten. Yangınlar sırasındaki tespitlerimden bir tanesi de sivil inisiyatifin özellikle yemek ve gıda ve su konusundaki hala sürmekte olan inisiyatifi yani bu direnci
ne bileyim istikrarlı gidişatı. Bu hala oraya sıcak yemek verilmeye devam ediyor. Dalaman'dan da oraya yemek gönderiliyor. Özellikle Beyobası bölgesine. Sivil inisiyatif çok iyi. Şimdi Sayın Belediye Başkanı bir mesaj yayınladı biliyorsunuz. Dalaman halkına özellikle Şerefler yangınında gösterdikleri dirayetten ve yardımlardan dolayı bir mesaj yayınladı. Bu mesajla ilgili özellikle benim bir eksiklik ben hissettim. Çünkü ben orada MOPAK işçilerini de gördüm. Yani Karacaağaç, Karadere yangınında, yani Şerefler Karadere yangınında MOPAK'tan tanıdığım işçilerden bazıları, bazı işçi önderleri, bazı işçileri orada gördüm. Hiç reklam yapmadan, hiç sorgu sual etmeden atlamış gelmişler. Böyle üstleri başları perişan bir halde. Bunu aslında ben bir şekilde belediyeye de haber ilettim. Yani bakın MOPAK işçileri falan da geldim dedim ama tabii şimdi bunu mesajın içine koymadılar. Hani şundan şunlar da geldi. İşte Düzce Belediyesi, ondan sonra Düzce Belediyesi itfaiyesi, Ortaca'dan su tankı, ne bileyim işte Ayvalık Belediyesi, ondan sonra Avcılar Belediyesi'nin 112 acili falan belirttik ama yani bu MOPAK işçileri 5-6 tane işçinin orada olduğuna dair bilgi de verdim ama bu tabii şeyde geçmedi, sosyal medyada yayınlanmadı ama ben gördüm, şimdi doğruyu da söyleyelim yani. Şimdi biliyorsunuz son günlerdeki önemli olaylardan birisi de yani Afganlar geliyor biliyorsunuz. Dalaman'da benim tespitlerime göre 700 civarında Suriyeli yaşıyor. Ama benim henüz tespit ettiğim bir Afganlı, Afganistanlı yok. Ben Filistinli de var, onu da biliyorum Dalaman'da ama 700 tane Suriyeli, özellikle aile, bunların hepsi aile, özellikle çocukları çok fazla. Bu çocuklardan bir kısmı da Dalaman'da doğmuş, yani Türkiye'de doğmuş. Ama henüz benim tespit ettiğim bir Afgan aile, Afgan erkek yok. Zaten aile olarak gelmiyorlar biliyorsunuz. Bunlar Dalaman'da yaşıyor ama bunlar yani özellikle Dalaman sosyolojisine çok ciddi fazla olumsuz etkileri yok. Biraz entegre oldular Dalaman'a gibi görüyorum ben. Sonra son bir gelişmede biliyorsunuz IBAN istendi ama Help Turkey diyen bütün sanatçılardan, bütün vatandaşlardan da sorgu sual edildi. Hepsi hakkında tahkikat başlatıldı. Ama devlet IBAN istemeye başladı. Bu da trajikomik, ilginç bir şey. Bugün günlerden 13 Ağustos, geçen Temmuz demişim. Böyle şaşırıyorum. Pardon yazdım sonra kurguda. Bugün 13 Ağustos 2021 Cuma. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu sıcakta ve bu kuru havada sokak hayvanlarına yem ve su, özellikle su bırakmayı unutmayalım. Geçen gün bir eczane lazım oldu, nöbetçi eczane. Nöbetçi eczane nereye bakarsın? Herhangi bir eczaneye gidersin, önündeki tabelaya bakarsın. Oraya yazmışlar, nöbetçi eczane, filan eczane. Ne adres var, ne telefon var, ne bir şey var. Hadi biz biliyoruz nerede olduğunu da. Daha dışarıdan gelen birisi acil bir durum olsa, ya bir adresini yaz, ya bir en azından bir adresini yaz ya da telefonunu yaz, bir şeysini yaz. Ya iki satır bir A4'e çıktı almak çok mu zoruna gidiyor? Ben eczacı arkadaşlara da bu konuda uyarıyorum. Efendim, hepinize yağmur dolu, yangın olmayan, ondan sonra biraz alışverişin çoğaldığı, yavaş yavaş okul havasına da giriyoruz. İnşallah bu pandemide aşılanma çoğalır. Bu aşılanma ile de biz tekrar okullar açılır. Normal hayata döneriz yavaş yavaş inşallah. Hepinize selamlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar efendim.